Akademi Direksiyon'dan herkese merhabalar. Ben Can. Bugün Zeytinburnu sınav alanındayız. Sigorta, akü, beyin, hava filtresi, fren hidrolik yağı, motor, motor yağ dolum kapağı, motor yağ kontrol çubuğu, motor soğutma suyu, radyatör ve cam silecek suyu. Kriko ve Kriko kolu araç lastik değişimi durumunda aracı kaldırmaya yarar. Bijon anahtarı lastikleri sökmek için kullanılır. Takoz araç kaymasın diye kullanılır. Spatula camdaki buzları kazımak için kullanılır. Çeki demiri aracı çekerken halatı bağlamak için kullanılır. Üçgen reflektör araç arıza veya kaza durumlarında kullanılır. Şehir içi 30 metre, şehirler arası 150 metre mesafeye konulur. Çift yönlü ise öne ve arkaya, tek yönlü ise sadece öne konur. Trafik seti, ilk yardım çantası ve yangın tüpü. Bagajın içerisinde ise de stepnemiz mevcut. Şu anda lastiklerimiz iyi durumda gözüküyor. Araç içerisinde bilmemiz gerekenler. Sol taraftaki kolu aşağı ittiğimizde sol sinyal, yukarıya doğru ittiğimizde sağ sinyal, çevirdiğimizde sisler, ikinci kez çevirdiğimizde kısalar yanmakta, kendimize doğru çektiğimizde selektör atmaktayız, ileriye doğru ittiğimizde ise uzunları yakıyoruz. Bu şekilde. Sağ kolda ise silecek ayarımız mevcut. Bir kere çevirdiğimizde belirli aralıklarla olmakta. İkinciye indirdiğimizde sürekli olarak yavaş bir şekilde yapmakta. Üçüncüde indirdiğimizde ise hızlı bir şekilde sileceklerimiz çalışmakta. Kendimize doğru çektiğimizde ise camlara su atmakta. Aynı kontrol panelimiz burada kapının üzerinde. İstediğimiz aynayı seçebiliyoruz. Yukarıdaki panel yöntemiyle de kontrol edebiliyoruz. Orta tarafta dörtlerimiz, araç içi kilidimiz, start stop düğmemiz var, V komut düğmesi var. Klima kontrollerinde ise bölge ayarımız, hız ayarımız, sıcaklık, soğukluk ayarımız, araç içi devir daimimiz mevcut. Buraya bastığımızda ise arka cam rezistansı çalışmakta. Devir göstergemiz, hararet göstergemiz, araç içi bilgisayarımız, hız göstergemiz, benzin göstergemiz bulunmaktadır. Sınav başlamadan önce koltuğumuzu ayarlamamız, emniyet kemerimizi takmamız ve aynalarımızı kontrol etmemiz gerekmekte. Aynalarımızı kendimize göre ayarladıktan sonra aracımızı çalıştırabiliriz. Ve kontrollü bir şekilde yola çıkabiliriz. Kasislerden geçerken öncesinde yavaşlayabilir, yumuşak bir geçiş sağlayabiliriz. Yaya geçitlerinde yayalara yol vermek önemli. Bununla özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu bir sınavdan kalma sebebi.
görmediğimiz yollarda olabildiğince yavaş çıkmalıyız. Aksi takdirde kaza sebebiyet verebilmektedir. Bağlantılarda yine kontrollü şekilde çıkmamız gerekiyor. Kavşakları dönerken kontrollü dönmemiz gerekmekte. Kavşak içerisinde araç varsa yol vermemiz gerekiyor. Aynı şekilde kavşaktan çıkarken bağlantıları kontrol etmek önemli. Çünkü kazaya sebebiyet verebilmekte. Şu anda L Park alanındayız. Adayımız sağ sinyalini vererek alana girişini gerçekleştirecek. İkinci dubayla arabanın arka camının ortasına hizalayacak. Şu anda hizaladı. Tam sağ yaparak geri gelecek. İlk dubayla aynasını hizaladığında direksiyonunu düzeltecek. İkinci dubayı omuz hizasında gördüğünde duracak. Çıkarken de sağ sinyalini tekrardan verecek. İlk dubayı aynası biraz geçtikten sonra çıkışını gerçekleştirecek. Evet arkadaşlar, şu anda ani tren alanında bulunuyoruz. Adayımız sağ sinyalini vererek alana girişini gerçekleştirecek. Alanın ortasında ani frenini gerçekleştirecek. Alandan çıkarken de sol sinyalini verecek. Kontrollü bir şekilde çıkışını gerçekleştirecek. Burada yine bir bağlantıdayız. Kontrollü bir şekilde geçmek önemli. Aynı görüşümüz olmadan herhangi bir şekilde şerit değiştirmiyoruz. Burada tekrardan bir dönüş yapıyoruz ve aynamızı kontrol ederek geldik buraya. Burada kontrollü bir şekilde sağımızı kontrol ederek çıkışımızı gerçekleştirdik. Burada fren desteğiyle yokuştan aşağıya doğru iniyoruz. Bir görüşümüzü almadan şeride girmiyoruz. Adayımız şu anda aynısını kontrol ediyor. Burada sola bağlanacağız. Bu dönüşte vites küçültmemiz gerekebilir. Buna özellikle dikkat edelim. Burada kontrol ederek sağımızı karşıya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, adayımız şimdi 25 metre geri gitme alanına gelecek. Alana girerken tekrardan sağ sinyalini verecek. Alanın başına geldiğinde bu çizgiye hizalanacak. Daha sonrasında aynalarını kontrol ederek yavaşça geriye gitmeye başlayacak.
kontrollü bir şekilde devam edecek. Arkadaki çizgiye hizalandığında duracak. Daha sonrasında sol sinyalle kontrollü bir şekilde çıkışını gerçekleştirecek. Arabamız şu anda sağ sinyalle beraber alana yaklaşacak. İlk dubayı aracın arka camının köşesinde görecek. Ayarladığında direksiyonunu tam sağa çevirecek. Geri gelmeye başlayacak. Sol aynasında üçüncü dubayı gördüğünde duracak. Daha sonrasında direksiyonunu 1,5 tur çevirerek düzeltecek. Sağ aynası ile ilk dubayı aynı hizaya getirecek. Getirdikten sonra tam sol yapıp alana girişini gerçekleştirecek. Aracını düzledikten sonra direksiyonunu düzeltecek. Çıkışını gerçekleştirirken sol sinyalini verecek. Direksiyonunu tam sol yaparak çıkışını gerçekleştirecek. Burada dönüşü gerçekleştirirken sol tarafımıza özellikle dikkat ediyoruz. Sağımızdan araba çıkabilir. Bunu kontrol ediyoruz. Kontrollü bir şekilde çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda eğimli yolda kalkış alanında bulunuyoruz. Aracımız sağ sinyalini vererek alan içerisine girişini gerçekleştirecek. Alanın ortasında duracak. Sol sinyalini verecek. Kontrollü bir şekilde kalkışını gerçekleştirecek. Sinyalimizi vererek çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Manuel araçlarda ise birinci viteste kalkışımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Aracın kavrama noktasına geldikten sonra ayağımızı frenden yavaşça çekip gaza basıyoruz. Aracımızın yokuş kalkışını gerçekleştiriyoruz. Önümüzde bir yol ayrımı bulunmakta. Bu sefer sağından devam ediyoruz. Kalesinden geçerken yavaşlamayı unutmayalım. Işıklarda eğer kırmızı yanıyor ise öncesinde yavaşlamaya başlayalım. Manuel vites araçlarda vites düşürmemiz gerekebilir. Bir anda frene basmayalım çünkü arkamızda da araç bulunabilir ve bu kazaya sebebiyet verebilir. Kontrollü bir şekilde durmamız gerekmekte. Buradan tekrar soldan giriş gerçekleştireceğiz. Tekrar sol tarafı takip ediyoruz. Sağ tarafımızı kontrol ederek çıkışımızı gerçekleştireceğiz. Sonrasında sağ sinyalimizi verip alanımıza girişimizi gerçekleştireceğiz. Sınav parkurumuz bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, bugün Zeytinburnu sınav alanındaydık ve sizlere Zeytinburnu sınav alanını tanıttık. Tanıtımlarımız devam edecek. Tanıtmamızı istediğiniz farklı alanlar varsa yorumlarda belirtmeyi
videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyoruz.